kıymetli seyirciler, geçen programda bildiğiniz gibi Hazreti Peygamber'in bir hadis-i şerifini ve buna dair Kiliseler Birliği'nin toplandığı 1984 yılında yapılan konsilin kararlarını sizlerle paylaşmıştık. Çok önemli teşekkürler ve takdirler geldi ve bilmeyenler gerçekten de bu meselenin ehemmiyetini nasıl dünyaya anlatırız diye bize sorular yönelttiler. Şimdi bu programda da yine Avrupa'da özellikle yaşayan ama bütün İslam alemini de ilgilendiren bir konuyu tartışacağız. Biliyorsunuz hukukta bir kural var. Haklar varsa ödevler de vardır. Tamam, Müslümanlar Avrupa'da haklarını arıyorlar, hürriyetlerini arıyorlar. Bazen haklar ve hürriyetler konusunda ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Biz ona discrimination diyoruz. Ve zulme maruz kalıyorlar. Bunu da kabul ediyoruz. Ve maalesef batılıların bir kısım ön fikirleri, peşin hükümleri var. Bunu da kabul ediyoruz. Ama bizim görevlerimiz ne? Acaba bize düşen ödevler ne? İşte bu nokta önem arz ediyor. Bu konuya girmeden önce çok kıymetli seyirciler, bir hususu tahsil etmek istiyorum. Geçenlerde Libya'da uluslararası bir konferanstaydım. Yine tekrar tekrar Müslüman bilim adamı ve profesörlerden şu cümleyi duydum. İslam'ın yüzünü tahsil etmek. İslam'ın yüzünü güzelleştirmek. Ben bu kelimeye şiddetle karşıyım. İslam'ın yüzü her zaman doğruydu, her zaman güzeldi ve şu anda da güzel, güzel kalmaya da devam edecek. Ama bize düşen görev, ister batılılardan kaynaklanan sıkıntılar, isterse biz Müslümanların kusurları sebebiyle İslam'ın o güzel yüzünü, doğru yüzünü Avrupalılara gösterememektir. Tabii lisan-ı kan sözlerimizle olduğu kadar lisan-ı hal, hayatımızla, fiillerimizle, hareketlerimizle de bunu yapmamız gerekiyor. Yoksa muvaffak olmamız mümkün değil. Bunu özellikle ifade edeyim. Evet, şimdi yapmamız gereken bir noktayı anlatalım. Ne acıdır ki birinci husus, Batı'da ve Amerika'da İslam'ın yüzü, o güzel yüzü, yine İslam'ın hikmetli metotlarıyla yüzüne çökmüş olan tozları silmeye muhtaç. Hocam diyeceksiniz ki bu çıkma, yani çökmüş olan tozları anlayamadık. Biraz daha cümlelerle açabilir misiniz? Tabii. Bütün dünyada, özellikle Avrupa'da, üzülerek ifade edeyim ki İslam'ın o güzel yüzünün üzerine bazı tozlar çökmüş durumda. Mesela bunlardan birincisi İslam'ı yanlış anlamak. Cihat kelimesi gibi, savaş kelimesi gibi. Biraz sonra misal vereceğim. Çünkü niye? En önemli sebeplerden biri de İslam'ı yanlış kaynaklardan öğrenme. Veya şu anda azaldı ama asırlarca devam eden istişrak kültürü. Oryantalizmin çok acı tesirleri var. Bunu özellikle ifade edeyim. Bir diğeri orta çağdan beri devam eden taassup Avrupa'da devam ediyor. Yani bile bile İslamiyet'le alakalı aleyhte konuşmaya devam ediyor. Veya bir kısım münferit olayları bütün Müslümanlara teşmil ediyor. Yani bu taassup da çok acı. Bir diğer konu, bu taassup sebebiyle özellikle din adamlarında, yani papazlarda ve hahamlarda mevcut olan peşin hükümler. İslamiyet'le alakalı peşin hüküm. Yani geçen birisi bana mürtet, yani İslam dininden dönenle alakalı hükümden dolayı hücum ediyor İslamiyet'e. Ben de Tevrat'tan bazı hükümler aktardım. Dedim ki yani hiç olmazsa bizimki bu kadar şiddetli değil şeklinde, haşa İslamiyet'ten aşağılık kompleksine düştüğümden değil. Efendim biz onu zaten savunmuyoruz. Yani sen mukaddes kitabının bir ayetine inanmıyorsun demektir dedim. Neyse, o meseleye girmeyelim ama acı bir gerçek. Bir diğer önemli konu maalesef insanların, özellikle basın, bunun tabii televizyon ve gazeteler işin başında geliyor, Yanıltmaları sebebiyle İslamiyet'le alakalı yanlış bilgiler edinmeleri. Peki ne yapacağız? Yani böyle bir karamsar dünyada neden siz bu müjdeyi verdiniz? Bu müjde nasıl gerçekleşecek? Hayır, çok kıymetli seyirciler, ben çok ümitliyim. Bir defa şunu ifade edeyim.
sadece hakikati ve sadece gerçeği arayan Avrupa'da ve Amerika'da ve bütün dünyada yeni bir nesil gelişiyor. Küreselleşme sebebiyle doğru bilginin önünde durmak mümkün değil. Bu neslin arzuları bütün bu saydığımız engelleri bertaraf edecektir. Bura çok önemli. İkincisi, insanlar karşılıklı ilişkiler sebebiyle artık Hristiyanlar Müslümanları veya gayrimüslimler Müslümanları, Müslümanlar gayrimüslimleri daha adil ve daha insaflı bir şekilde değerlendirebiliyorlar. Benim bir tüccar tanıdığım var, Hollandalı. Yani ben İstanbul'a ziyarete gitmek istedim. Tur şirketi yani beni götürdü ve bana söylediği söz: otelden çıkma, 5 yıldızlı otelden. Çünkü Türkler hanımına veya kız arkadaşına saldırırlar. Aman alışveriş yapma, kandırırlar. Ben diyor bir gün kendi başıma gittim ve şu anda da bu iş adamı Müslüman oldu. Sırf bu peşin hükümler sebebiyle. Yani dolayısıyla bu önemli bir nokta. Üçüncü bir nokta da insan sevgisi. İslamiyet'in şu düsturu bütün dünyanın muhtaç olduğu bir düstur. Nedir o? Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Ben bu ayeti çok okuyorum. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. Biz insanoğlunu şerefli yarattık diye. Yani bu nokta çok önemli. Şimdi bu noktadan sonra iki tane bu konuyla ilgili, birinci yapmamız gerekenle ilgili misal vermek istiyorum. Zannediyorum 2003-2004 tarihiydi. Hatırlamıyorum %100. Hollanda'nın Twente Üniversitesi'nde konferansa davet edildi. Dinleyiciler, profesörler, doktora talebeleri, master talebeleri ve normal öğrencilerdi. 600'e yakın insan vardı. Ben konferansı verdikten sonra İslamiyet'le alakalı bir baktım ki bir doktora talebesi elinde Kur'an-ı Kerim aynen şu soruyu sordu. Dedi ki: Sayın Profesör Ahmet Akgündüz, siz dediniz ki İslamiyet selm ve müsalemet demektir, barış demektir. Halbuki şu ayete ne diyorsun dedi. Oku bakalım dedim. فَقَاتِلُوا اَيِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اِمَانَ لَهُمْ Yani küfrün liderlerini öldürün. İslamiyet dedi, yani فَقْتُلُوهُمْ حَيْسُ تَقِفْتُمُوهُمْ ayet okudu. Nerede bulursanız vurun, öldürün. Kur'an-ı Kerim dedi, böylesine şiddete teşvik ederken siz ne diyorsunuz dedi. Tabii bu soruyu sorunca elhamdülillah hıfzımız o kadar gevşemedi. Yani az çok hafızlık da olunca ben tabii önce güldüm. Ama herkes dikkatle beni dinliyor. Acaba Akgündüz Hoca nasıl bir cevap verecek diye. Çünkü %95'i Hristiyan veya Yahudi veya dinsiz bir grupla karşı karşıyayım. Dedim ki: çok kıymetli kardeşim, çok özür dilerim. Bizde dedim anlatılır bir Bektaşi fırkası vardır. Onu anlatmadan sana cevap vermeyeceğim dedim. Nedir dersen dedim. Bektaşi'ye sormuşlar, niye namaz kılmıyorsun? Demiş ki: Kur'an-ı Kerim'den ayet duymadın mı? La takrabus salah buyuruyor. Namaza yaklaşmayınız. Peki demişler, devamını okur musun? Devamında Kur'an-ı Kerim ve entum sukara buyuruyor. Yani sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Bektaşi cevap vermiş: o kadarına hafız değilim demiş. Dedim ki: senin durumun da aynen öyle. Elinde Kur'an-ı Kerim var. Lütfen dedim, getirir misin onu? Veya takip eder misin beni? Kur'an-ı Kerim küfrün liderlerini öldürün, vurun derken, bir, Hollanda'nın savaş hukuku ve barış hukuku diye hukuku var mı yok mu dedim. Var dediler. Bosna Hersek'e gitti, savaş yaptı. Afganistan'da şu anda savaşa katıldı. Hangi kuralları uyguluyor? Savaş kurallarını. Peki savaş kurallarını ülke içinde de uygulayabilir mi? Uygulayamaz. O barış hukuku. Peki dedim, İslam hukuku bir sistem. Bu sistemin barış hukuku ve savaş hukuku yok mu? Elbette ki olacak dedi. Dedim, sen tutuyorsun Kur'an-ı Kerim'de savaş dönemine ait olan bir ayeti barış hukukunda da öyleymiş gibi anlatıyorsun. Bu tamamen bir çarpıtma ve bir tahriftir dedim. Herkes şaşırdı. İkinci cevabım, peki dedim, ayeti okur musun devamını? Burada çok ilginç bir nokta. Ayet diyor ki: وَاِنْ نَكَسُوا اَيْمَانَهُمْ başında, devamında değil, مِنْ بَعْدِ اَحْدِهِمْ وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ yani eğer sizlerle yaptıkları antlaşmaları bozarlarsa, sözlerinde ve ayetlerinde durmazlarsa, dininize de hücum edip, yani tamamen hücuma geçerlerse, işte o zaman küfrün liderlerini öldürün diyor. O zaman sen Bektaşi gibi
orasına hafız değilim diyeceksin. Çok kıymetli izleyiciler, seyirciler. Kur'an-ı Kerim'de 106 küsur harp hukuku, savaş hukuku, cihat hukuku ile alakalı hükümler var. Bunlar savaş dönemlerinde uygulanan hükümler. Şimdi siz hangi modern devleti gördünüz ki savaş dönemine ait hükümleri ülke içinde de uygulasın? Uygulamaya kalkışsa Birleşmiş Milletler müsaade etmez. O zaman bu meselede ciddi bir çarpıtma var. Web sayfalarında eğer Google'ı tararsanız İslamiyet'le alakalı aleyhte yazılan bir makalelerde hep böylesi çarpıtmalar hakim durumda. Bu çok acı bir gerçek. Şimdi geliyoruz ikinci meseleye. Yani ikinci misalimize. Maalesef bu da her yerde karşımıza çıkıyor. Her yerde ama. Onun için Müslümanlar olarak bizler bunları doğru öğreneceğiz. El mer'u aduvun lima cehile bih. Kişi bilmediğinin düşmanı. Öyleyse biz de eğer bilmezsek doğru tarihimize düşman oluruz. Dinimize muhalif hale geliriz. Nesillerimize doğruyu anlatamayız. Öğreneceğiz, okuyacağız. Başka çaresi yok. Nedir bu olay? Hollanda'nın Dışişleri Bakanlığı Güney Afrika Cumhuriyeti ile birlikte insan hakları ve uluslararası ilişkilerle ilgili bir önemli bir sempozyum düzenledi. Bizi de Rotterdam İslam Üniversitesi rektörü olarak davet ettiler. O zaman genel sekreterimiz olan arkadaşla birlikte katıldık. Ben bir konuşma yaptım. İslamiyet'in değerlere nasıl önem verdiğini anlatmaya çalıştım. Fakat Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndaki İslam ülkelerinden sorumlu olduğunu duyduğum bir genel müdür karşıma çıkarak dedi ki Sayın Akgündüz, sen bu cümleleri söylüyorsun ama pek inandırıcı gelmiyor. Çünkü dedi Kur'an-ı Kerim'de meşhur bir ayet var. Yine biraz önce anlattığım gibi meseleyi ters yüz etme. Nedir o ayet dedim? Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki dedi la tettehidul yehude ve nasara evliya. Yani Yahudi ve Hristiyanları asla dost edinmeyiniz diyor. O zaman nasıl olacak dedi? Yani açıkça Kur'an-ı Kerim bizimle dostça ilişkilere girmeyin diye talimat veriyor. Ben tabii bu genel müdür olan zata karşı cevabı verdim ve bu konuda İslam alimlerinin görüşlerini ve İslam hukukundaki yorumları anlattım. Çok kıymetli seyirciler, belki biraz akademik gelecek ama ben bu sohbetimde bunu anlatmak istiyorum. Yoksa bu program eksik kalır kanaatindeyim. Dedim ki bakınız, biz Müslümanlar iman ediyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in 6666 ayeti kesinlikle sübutu, yani bize kadar nakli ve doğru olduğu kesindir. Biz ona mütevatir diyoruz. Yani kat'i yüddele şeydir, sübuttur. Yani sabit oluşu kesindir. Kur'an'ın bir harfinden taviz vermeyiz. Kur'an-ı Kerim bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de var ve bunu inkar edemeyiz. Bu bir. Ama Kur'an-ı Kerim'deki her ayetin manasının ne olduğuna dair her zaman %100 kesin manayı çıkaramayabiliriz. Bazı Kur'an ayetlerini hadis-i şerif tefsir eder. Bazılarını içtihatlar tefsir eder. Bura çok önemli bir nokta. Aynen öyle de öyleyse biz burada Yahudi ve Hristiyanları dost, evliya kabul etmeyin manasını değerlendirmek durumundayız. Ha, nasıl değerlendireceğiz? Bir, bura çok önemli. Şimdi bir defa Kur'an-ı Kerim'de ve İslam usul hukukunda önemli bir kural var. Usulü fıkıh dediğimiz ilim dalında önemli bir kural var. Kural var. Belki izleyiciler hocam bize usulü fıkıh dersi mi veriyorsunuz diyeceksiniz. Ama bu cümleyi anlaşılmasa da söyleyeceğim. O da şu, kaide şu. Eğer Kur'an veya hadiste biz bunlara nas-ı şer'i diyoruz. Bir şer'i hüküm müştak türemiş kelimeler üzerine bina ediliyorsa, türemiş türememiş kelimeler ayrımı var dil bilgisinde. Biz ona Arapçada müştak müştak olmayan kelime diyoruz. İsmi fail gibi, ismi mef'ul gibi. Bunlar akademik cümleler. Eğer böyle bir şey söz konusuysa o zaman o şer'i hükmün, o şer'i hükmün, bura önemli bir nokta, türediği mastar, yani türetilen kök, o hükmün gerçek sebebini, illetini gösterir. Hocam hiç anlamadık.
Bir misal vereyim. Mesela Kur'an-ı Kerim وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا. Yani hırsızlık eden erkek ve kadının elinin kesilmesiyle alakalı hükmü işe yapıyor. Bununla ilgili tabii şartlar var, ona girmiyorum. Ama burada peki gerekçe ne? Sirkat. Yani hırsızlık. Aynen öyle de Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinde وَلَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ayetinde Yahut ve Nasara kelimesi türemiş kelimedir, müştak kelime. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanları Yahudi ve Hristiyan olmaları hasebiyle sevmeyiniz buyuruyor. İşte bura çok önemli. İşte bura çok önemli. Hanımefendiler, beyefendiler, bu nokta çok önemli. Peki hocam, biraz daha izah eder misiniz misallerle? Tabii ki izah ederim. Bir insanın insan olarak çok sıfatları olabilir. Bazı özellikleri ve sıfatları Müslümandır, bazıları gayrimüslimdir. Sen o insanı Müslüman sıfatları itibariyle sevebilirsin. Ama gayrimüslim sıfatları itibariyle sevemeyebilirsin. Mesela ben o genel müdüre de söyledim. Dedim ki bir Müslüman Hristiyan veya Yahudi bir kadınla evlenebiliyor mu? Evleniyor. Farz edelim bir insanın Hristiyan veya Yahudi bir hanımı oldu. Onu severse bu ayetin içine girer mi girmez mi? Girmez dedi. O zaman dedim. O zaman iki, şayet senin peygamberimizin de sahabelerine tavsiye ettiği gibi Müslüman değil de gayrimüslim bir ortağı varsa onun güven içinde onunla çalışmayacak mı? Onu Hristiyan veya Yahudi olduğu için değil, ortağı olduğu için saygı gösterecek ve sevecek. Bu da İslam'a aykırı değil. Bir diğer önemli nokta, burada velayet manası, vela manası hakim. Yani bu da önemli bir nokta. Onun ayrıntılarına girmiyorum. Ve nihayet şu cümleyle bitiriyorum. Çünkü elimizde çok bilgiler var. Yani bu birinci sorumluluğumuzla alakalı çok önemli doneler var. Nedir bu doneler? Bu son nokta nedir? Onu söyleyeyim. Çok kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Eğer Kur'an-ı Kerim'deki Mümtehine suresini okursanız ve yine Kur'an-ı Kerim'de Mümtehine suresinin Hatib bin Belta'a isimli sahabe sebebiyle nazil olduğunu okursanız Mekke fethinden önce, biliyorsunuz Mekkelilere Hazreti Resulullah'ın Mekke'ye bir orduyla geleceğini haber vermek isteyen bir sahabe, orada akrabaları olduğu için Kur'an-ı Kerim onu kınıyor. Daha sonra da gayrimüslim ve Müslümanlarla ilgili ilişkilerimizi ifade eden ayetler geliyor. Eğer bütün bunları okursanız şunu görürsünüz. Beyler, hanımefendiler, asr-ı saadette önemli bir konu, bütün zihinlerin ve akılların odaklandığı nokta dindi. Burası çok önemli. Din eksenli bir hayattı. Dolayısıyla bir Müslümanın Yahudi ve Hristiyanla gizli görüşmesi bile bazen münafıklık alameti olarak sayılabiliyordu. Ama bugün zaman önemli bir müfessir. Tefsirini yaparsa itiraz etmek zor. Bugün bu asır din eksenli bir medeniyet asrı değil. Ya nedir? Globalleşme sebebiyle dünyevi bir medeniyet asrı. Dolayısıyla bu asırda çok önemli Avrupa ve Amerika ile ilişkilere girmek, daha ziyade gelişen bilimlerin ve teknolojinin güzelliklerinden istifade etmek veya dünya barışını sağlamak gayesiyle yapılacağı için bu ayetin yasağı altına girmeyeceğini İslam alimleri ifade ediyorlar. Herhalde bu izahtan sonra bu bizim birinci misalimiz güzelce anlaşıldı. Şimdi geliyoruz ikinci misalimize. Bu da çok önemli bir nokta. Ama ikinci misalimize gelmeden önce bir cümleyi daha aktarayım. Bilirsiniz İslam hukukunda dinimiz o kadar nezih bir din ki bir köre ey kör diye hitap edilmez. Ey kör diye hitap edilirse bazen tazir cezasıyla cezalandırıldığı bile görülmüş Osmanlı hukukunda, İslam hukukunda. Aynen öyle de yine bizim dinimize göre bizimle yaşamayı kabul eden veya kendi toplumları içinde yaşamayı kabul ettiğimiz gayrimüslimlere doğrudan kafir diye hitap etmenin fıkıh kitaplarında tazir cezasını gerektiren bir suç olduğunu okuyabilirsiniz. İbn Abidin'i inceleyin. Okuyun bakın. Yani İslamiyet bizim hakikaten adab-ı muaşeret kaidelerimizi,
ister Müslümanlarla Müslümanlar, ister Hristiyanlar ve Yahudilerle Müslümanlar arasındaki ilişkileri çok güzel ayarlamış. Onun için biz İslamiyet'e tabi olduğumuz sürece bizim bir problemimizin olduğu kanaatinde değilim. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum ve bu hadiseyi bir şeyle bağlamak istiyorum. O da şu: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَآيَا أَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Çok müthiş bir ayet. Ey iman edenler, ey Kur'an'ın muhatapları, Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren delillerden biri de gökleri ve yeri muhteşem bir şekilde yaratması. Ayrıca dillerinizi ve renklerinizi farklı farklı kılması. Anlayan, ilim sahibi olanlar için işte bunda deliller ve ayetler var. Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Bunun gereğini bizim yapmamız lazım. Gelelim ikinci görevimize, ama bir su içmek şartıyla. Bin metrekarelik showroomuyla yüksek standart arayanların en doğru adres. Yeni yerimize de mutlaka bekliyoruz. Çok kıymetli seyirciler, bizim Avrupa'daki Müslümanların üzerine düşen ve buradaki İslam'ı anlatmamız, gayrimüslimlerle ilişkilerimizi düzeltmemiz açısından zaruri olan bir görev. Bu görevi tamamlamamız lazım. Yoksa muvaffak olamayız. Nedir o? Üzülerek ifade edeyim ki bütün Batı gazetesiyle, dergisiyle, siyasetçisiyle, vatandaşıyla Müslümanlar hakkında yanlış bilgiye sahip ve genelleme yapıyorlar. Bura çok önemli. Genelleme. Biz ona tahmin diyoruz. Tahmin. Ne yapıp yapıp bize düşen görev? Bir Müslüman elit tabakası yetiştirmeliyiz. Nasıl? Hem Avrupa'nın araştırmadaki metodolojisini bilecek, hem Avrupa'nın Batı dillerini bilecek, hem de İslami ilimlerde uzman olacak ve İslam hukukundan haberdar olacak. Böyle bir seçkin topluluk, elit takım yetiştirmediğimiz sürece bizim başarılı olmamız mümkün değil. Size çok güzel bir misal vereyim mi beyler, hanımefendiler? Ben eskiden fıkıh kitaplarını, mantık kitaplarını okudum. Bazı fıkıh kitaplarında baktım ki mantık ilmini öğrenmek haramdır diyor. Bazılarına okudum, farzdır diyor. İmam Gazali diyor ki mantığı bilmeyenin bilimine itimat yoktur. İmam Gazali öyle diyor. Yani kim itiraz edebilir İmam Gazali'ye? Bir baktım tabi, bir diğeri mantık okumak mübahtır diyor. Bir diğeri mekruhtur diyor. Benim de kafam karıştı. Bir gün Bediüzzaman'ın Kızıl İcaz isimli bir mantık kitabı var. Merak edenler okusunlar. Ağır bir mantık kitabı. O kitabı inceleyeyim dedim. O kitabı inceleyeyim dedim. Bir baktım ki orada bu meseleleri tartışıyor. Diyor ki, açıklıyor. Mantık diyor farzdır. İmam Gazali'nin dediği gibi. Kime? Usulü fıkıh öğreneceklere, İslam hukukunda uzman olacaklara. Mantık haramdır. Kime? Daha İslam'ın şartıyla imanın şartını bilmeyen normal vatandaşlara. Önce bir İslam'ın şartıyla imanın şartını öğren, ondan sonra mantık öğren. Mantık diyor sünnettir. Kime? Şuna. Mekruhtur. Kime? Şuna. Ve sonunda müthiş bir cümleyle bağlıyor. Diyor ki bu izahlardan anladınız ki, çok acı bir gerçek, kayıtlı konuşmak gerekirken mutlak konuşmak, özel bir şekilde anlatmak gerekirken genelleme yaparak konuşmak o kadar büyük bir zarar ki Allah'tan başka kimse bilmez bunun zararını. Bu yüzden birbirine kardeş olan fikirler birbirine düşman haline geliyor. Avrupa'da da bu durum söz konusu. Nasıl bu durum söz konusu? Bizim Rotterdam İslam Üniversitesi'nde danışma kurulu başkanımız olan bir profesör var. Hollanda Başbakanı'nın da danışmanlarından. Profesör Anton Zijderveld. Büyük bir sosyolog.
O bir üniversitenin açılışında müthiş bir açılış yaptı. O da şuydu. Diyor ki, üzülerek ifade edeyim ki ister televizyonlarda, ister siyasilerin demeçlerinde, ister gazetelerde Müslümanlarla alakalı içimizi kıcırtatan ve bizi rahatsız eden genellemeler var. Yani bir Müslüman hırsızlık yapıyor, Müslümanlar hırsızdır. Bir Müslüman yanlış bir şekilde terörist bir harekete karışıyor, Müslümanlar teröristtir. Bir Müslüman adam öldürüyor, Müslümanlar katildir. Peki niye biz acaba, yani Saddam'a katil Saddam, terörist Saddam derken niye Hitler'e Hristiyan terörist ismini, yaftasını vurmuyoruz? Maalesef Müslümanların yanlış anlaşılmasında en önemli noktalardan biri de Batılıların Müslümanlarla alakalı müthiş bir genellemeye gitmeleri. Bu Türkiye'de şu anda son zamanda bir gazetecinin işlediği nahoş bir hadiseden dolayı Türkiye'deki dini duygulara karşı olan basının başlattığı kampanyada bunun en güzel misali. Tahmin etme, genelleme. Yani dinime söyleyen bari Müslüman olsa diye meşhur bir atasözü var. Onu ben izah etmek istemiyorum. Siz benden iyi anlıyorsunuz hanımefendiler. Yani bu genellemeyi mutlaka ne yapmamız lazım? Ortadan kaldırmamız lazım. Bunu özellikle ifade edeyim. İkinci bir mesele ise, bu da çok önemli. Bu da çok önemli bir tespit. Bizim onun için Müslüman bir elit tabakasını oluşturmamız lazım dedim. O da nedir? Ben Hollanda'da yaşıyorum. 7,5-8 senedir. Hollanda'yı örnek alacağım. Açın televizyonları, açın çok ilginç bir şekilde gazeteleri. Eğer bir gün Hristiyanlık tartışılıyorsa, Luther tartışılıyorsa veya Yahudiler tartışılıyorsa, İsrail tartışılıyorsa, mutlaka tartışanların önemli bir kısmı Hristiyandır veya Yahudidir. Ama karşıda başkası olabilir. Hristiyanlık veya Yahudilikle ilgili tartışmalarda tartışmacıların önemli bir kısmı Hristiyan veya Yahudi. Ama İslamiyet ve Müslümanlarla alakalı böyle mi? Tam tersi. Yani İslamiyet'i tartışıyorlar, Müslümanları tartışıyorlar. Tartışanlar ya dinsiz, ya Hristiyan, ya Yahudi. Etmeyin, eylemeyin. Böyle bir tartışma adil mi? Batılıların diliyle fer mi? Anfer bir tartışma. Yani adil olmayan bir tartışma. Peki onlar da hemen şunu söylüyor. Sizin bizim dilimizi konuşacak ve Hollanda'da İslami meseleleri bilecek üslubu ve metodolojisi uygun bilim adamınız var mı? İşte biz Müslümanlar bu noktada sıkıntıya giriyoruz. Maalesef yeterli bir nesil yerleştiremedik. Bunu kabul edin. Bu acı bir gerçek. İster kabul edin, ister reddedin. Demek ki ne yapıp yapıp, bakın ne yapıp yapıp, bu ülkede, Avrupa'da, bütün devletlerde, bütün Avrupa toplumlarında İslam'ı bilen, Batı metodolojisinden haberdar, Batı dillerini bilen, İslami ilimlere vakıf bir seçkin elit tabaka yetiştirmemiz lazım. Allah selamet versin. Burada ben Mehmet Kırkıncı Hoca Efendi'nin Erzurum Atatürk Üniversitesi ile alakalı çok ilginç bir tespitini aktarmak istiyorum. O bana Erzurum tabiriyle dedi ki, Ahmet Efendi, Erzurumlar böyle konuşur, Ahmet Efendi, bilir misin ne kadar talebesi var dedi Atatürk Üniversitesi'nin. Bilirim hocam dedim. Ne kadar dedi? 25 bindi. Şimdi belki 60 bin, 70 bin, 80 bin. Çok fazla arttı ve büyüdü. Dedi ki, Ahmet Efendi, devletin ne kadar bütçe verdiğini biliyor musun? Biliyorum hocam dedim. Eğer bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 sene Erzurum Üniversitesi'ni finanse etse, bu Erzurum Üniversitesi bir tane Aristo veya bir tane İbn Sina yetiştirse, harcanan paraya değer dedi. Aynen öyle de. Çok kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, biz Müslümanlar yüz milyonlarca euro harcamak pahasına da olsa ne yapıp yapıp sadece Türkiye'den, Irak'tan veyahut da Maroko'dan ithal imamlar veya alimlerle değil, buranın şartlarını bilen, buranın dinini bilen insanları getirmediğimiz ve yetiştirmediğimiz müddetçe maalesef bu sıkıntımız ve bu belalı halimiz devam edecek. Yoksa
ne bizim hakkımızda yapılan genellemelere ne de biz olmadan bizim hakkımızdaki tartışmalara mani olamayacağız. Şimdi ben burada bir noktanın daha altını çizeyim. Böylece programımızın yavaş yavaş sonuna doğru gelelim beraber. Yoksa diğer vazifelerimizi anlatırsak çok fazla vaktimiz yok, yeterli olmayacak. Biliyorsunuz 40-50 yıldır Avrupa'da Müslümanların yeni bir tarihi başladı. Eski tarihi biliyorsunuz. Endülüs'e kadar gelmişiz, Almanya'ya kadar gelmişiz. Bir taraftan biliyorsunuz Endülüs Emevileri, bir taraftan Osmanlı Devleti. O bitti. Ama tamamen bitmedi. Yine eserleri var. Ama şu anda yeni bir nesil, 21 milyon Avrupa vatandaşı olan bir Müslüman kitleyle karşı karşıyayız. Ne acıdır ki bu Müslüman kitlenin gayrimüslimlerle ilişkisinde, İslam'ı anlatma noktasında üç hareket görüyorum ben. Bu hareketlerden birincisi, çok kıymetli izleyiciler, belli bir kısım grup, ben isimlerini zikretmeyeceğim, Almanya'da şu profesör, Hollanda'da şu profesör, Türkiye'de şu profesörler, belli bir grup, reformist grup. Bunlar İslam'dan taviz veren, batılılara şirin gözükmek isteyen insanlar. Ben birisiyle Hollanda'da kraliçenin verdiği bir resepsiyonda karşılaştım. Ramazan günüydü, elinde de kırmızı şarapla, Akgündüz Hoca artık Avrupa'dasın, yeni bir hayat şekli lazım diyordu bana. Yani üzülerek ifade edeyim, isim zikretmediğim için gıybet olmuyor bu. Ve bu grup, üzülerek ifade edeyim, Avrupa ile bizim ilişkilerimizde birinci derecede temsil görevini üstlenmiş. Avrupalı devletler ve akademisyenler de bunlara kıymet vermiş. Türkiye'de misafirleri olmuş veya Mısır'da veya Maroko'da. Ama bugün anlamışlar ki artık İslamiyet'ten taviz veren, İslam'ı yaşamayan bu ekip Müslümanları temsil etmiyor. Bunu anladılar. Buna teşekkür ediyoruz. Yani başta Hollanda hükümeti olmak üzere teşekkür ediyoruz. Geliyorum ikinci gruba. Biliyorsunuz ister Diyanet İşleri Başkanlığımız, ister Fas, ister Mısır Ezher Üniversitesi hocaları buradaki Müslüman toplumu eğitmek üzere gelmişler. Ama örnek verip de kimsenin moralini bozmak istemiyorum. Gelen hocalar İslami ilimlere vakıflar, alimler. Ama buranın dilini bilmiyor. Araştırma metodolojisinden habersiz. Batının değerleriyle iç içe değil. Dolayısıyla bazen bırakın gayrimüslimlerle ilişki kurup da onlarla diyalog yapmak ve İslam'ı anlatmayı, tebliğ etmeyi, buradaki Müslüman nesillerin üçüncü ve dördüncü nesille bile anlaşamıyoruz. Şimdi bunlar çok kıymetli insanlar, alim insanlar, hafızül Kur'an insanlar ama faydalı olamamışlar. Hanımefendiler, beyefendiler, dakika geçirmeden 21 milyon Müslümanın çok zaruri bir şekilde Avrupa'da yeni bir Müslüman elit yetiştirmeye mecbur olduklarını anlatmak istiyorum. Bu nesil, bu seçkin nesil, elit nesil, ülema nesli, fukaha nesli, bir, Avrupa dillerini bilecekler. İki, Avrupa'nın metodolojisini bilecekler. Değerlerinden, normlarından haberdar olacaklar. Üç, İslami ilimlerde uzman olacaklar. Dört, İslam'dan taviz vermek değil, bilakis İslam'ın güzelliğini batıya anlatabilecekler. Bu zaruri olduğunu izah ediyorum ve bir noktaya daha dikkat çekip programı kapatmak istiyorum. Şimdi çok kıymetli misafirler, elbette ki buradaki Müslüman toplumla birlikte o Müslüman toplumu misafir eden devletin ve toplumun da bize karşı bir kısım yükümlülükleri var. Bunlardan bazılarını böyle kelime kelime özetleyeceğim. Yoksa ayrı ayrı izah edecek olsak saatlerimizi alır. Birincisi, acaba Müslüman toplum olarak hangi bizim mesuliyetlerimiz var başka? Bu iki zikrettiğinizin dışında Akgündüz Hoca derseniz. Bir defa şunu söyleyelim. Avrupa kanunlarını çok iyi bileceğiz. Bura çok önemli. Hak ve hürriyetlerimizi asla çiğnetmeyecek ve hakkımızı arama noktasında kuvvetli olacağız. Bunun için avukatlar lazım. Bunun için uzmanlar lazım. Bunun için vergi şeyleri lazım. Rekortmenleri de lazım. Onu dilime geldi. Vergi uzmanları lazım. Her
her alanda meşhur bir kaide var. Tuana abud, herki dana abud. Bilgili olan kuvvetlidir. Eğer hak ve hürriyetlerinizi biliyorsanız o zaman kuvvetlisiniz. Dolayısıyla bizim ister iktisadi alanda, ister sosyal alanda, ister hukuki ilişkiler alanında hak ve hukukumuzu öğrenme babında bilmemiz lazım. Bunu özellikle ifade edeyim. İkinci önemli bir diğer görevimiz, yani bunu dördüncü görevde diyebilirsiniz. İster inanç akide, ister ahlak itibariyle İslam'ı yaşamadığımız müddetçe Avrupalıya İslam anlatamayız. Bunun altını çiziyorum. Nedir bu? Yalancı olmayacağız. İslam'ın değerlerini, ahlaki değerlerini ve normlarını hayatımızda yaşayacağız. Kendi nefsini ıslah edemeyenin başkasını ıslah edemeyeceğini çok iyi anlayacağız. Ben size şunu ifade edeyim. Müslümanların batıya vereceği en büyük mesaj, çok önemli bir hadise, batılıların Müslümanlar hakkındaki düşündükleri imajı değiştirmektir. Çok acı misaller var ama zikretmek istemiyorum. Bir taneyi söyleyeyim, alınmayın. Yani alınmayın ne olur, ben kendi nefsim için de söylüyorum. Gidin Zuid Rotterdam'a, kahveler tıklım tıklım dolu. Çünkü nüfusun çoğunluğu Müslüman. Ama gelin Prinsenland'a, bir defa kahve çok az, bir tane var. Onda da iki kişi, üç kişi var. Bu çok önemli bir belirti. Halbuki biz Müslümanlar وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى ayetinin düsturunu okuyoruz Kur'an-ı Kerim'den. İnsan için çalışmaktan başka hiçbir çaresi ve emeğinin karşılığı dışında bir mükafatı olamaz diyor Kur'an-ı Kerim. Çalış, çalış, çalış. Şimdi böyle bir dinin mensubu, ama bir cümleyi hatırlatayım. Daima lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha müessirdir. Yani bir şeyi sözünüzle anlatmak yerine yaparak, çalışarak ve işleyerek, fiilinizle, hareketinizle anlatmak işte en güzel tebliğ olur. Bu noktada kimse ben cahilim diyemez. Çünkü en azından Kur'an'ın yalanı yasakladığını, haramı yasakladığını ve zinayı yasakladığını, genel kurallarını biliyor her Müslüman. Bunu yaşasak yeter. Ben bir tanesini daha söyleyeceğim. Bu da çok önemli, bu da çok önemli. Yani ne olur? Dinin hakikatlerini derinlemesine öğrenelim. Tekfir damgasını elimizden bırakalım. Bu da çok tehlikeli bir hadise. Yani bakıyorum bazıları, bazı Müslümanlar, hatta bir kısım Müslüman alimler elinde bir tekfir damgası var. Efendim bir gülenç diyor, Müslüman kafirdir. Bunu kafirdir. Şu kafir. Maşallah. Sanki cennette kendisine yer kalmayacak. Dünyada ne kadar insanlar cehenneme giderse o kadar kar edecek gibi. Hanımefendiler, beyefendiler, endişe etmeyin. Cennette yer çok geniş. Bütün dünya Müslüman olsa derdimize değil. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti geniş. Kur'an-ı Kerim'de وَسَارِقُوا اِلَى yani وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ diye, yani Rabbinizin o mağfiretine koşun ki onun cennetinin genişliği gökler ve yerler kadardır, ondan daha fazladır buyuruyor. Yani dolayısıyla, yani bir insanın küfre sürüklenmesi veyahut da koşması bizi sevindirmesin, üzsün. Bu da önemli bir konu. Ve son nokta, bu da çok önemli bir konu. Dinimiz rahmet dini. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dolayısıyla bu rahmet dinini anlatırken merhametli olacağız, hikmetli olacağız. Böyle tehebbürle, kızarak, birilerine hakaret ederek din anlatılmaz. O da bizim için çok önemli bir nokta. Ve bir nokta daha, iş çok da, ne olur, ne olur, toplumda adaleti ve hayırlı işleri biz teşvik edeceğiz. Zulmetmeyeceğiz. Bu zulmetmeme, bir defa bir, Müslümanların mal varlığına tecavüz edilemeyeceği gibi gayrimüslimlerin de mal varlığına tecavüz edilemeyeceğini çok iyi bilmemiz. Örnek olarak zikrediyorum. Bir diğer nokta ne olur? Yıkıcı değil, yapıcı ilişkileri teşvik edeceğiz. Böyle devam edip gidiyor ve Müslümanın hakları ve hürriyetleri yanında elbette ki nesi var? Ödevleri, görevleri ve mükellefiyetleri de var. Netice itibariyle geçen programda anlattığımız Resulullah'ın müjdesinin gelebilmesi ve Avrupa'da Hristiyanların İslamiyet'e iltihak edebilmesi için bizim de
bize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Sabırla dinlediniz ve bu program biraz akademik oldu. Belki de ilmi mevzulara girdik ama bu bizim için zaruretti. Onun için sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.